Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Temmuz 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Temmuz ayı sizin için oldukça hareketli, yakın çevre ilişkilerinizin güçlendiği, seyahatlerin öne çıktığı, eğitimle ilgili faaliyetlerin güçlü olduğu bir ay. Şimdi konu başlıklarına önce bir bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Venüs ay boyunca Aslan Burcu'nda 23'ünden sonra retro hareketini başlatacak. 17 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda yeni ay doğuyor. Mars 10'una kadar Aslan'da, daha sonra Başak Burcu'na geçecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizin için keyifli bir Dolunay. 9. evinizde meydana geliyor, toprak elementinde. 9. ev konularınızda bir tamamlanma, bir dönüşüm getirebilir. Örneğin seyahatleriniz, yolculuklarınız, tatil planlamalarınız varsa bu Dolunay size seyahat getirebilir. Yolculuklarla ilgili konularda önemli bazı kararlar verebilirsiniz. Yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda yapmak istediğiniz işler, daha önce başlattığınız konular varsa bunlar tamamlanabilir, sonuç verebilir. Tabii ki öğrenci olan boğalar için bu Oğlak yeni dolunayı önemli. Eğitim hayatları, özellikle akademik konularla ilgili önemli bir döngüyü işaret ediyor. Dolunay haftasında seyahatleriniz olabilir, yolculuklarınız olabilir, iletişim trafiği artıyor, sizin ya da eşinizin yakınları, akrabaları, onlarla ilgili konular olabilir. Bazı boğalar için hukuksal işler, bazı mahkeme ve davalar gündemde olabilir veya bir süreç varsa bununla ilgili sonuçlar alınabilir. Yayıncılık, medya, basın işleri, reklam promosyon çalışmaları gibi alanlarda da oldukça hareketli ve verimli etkiler var. Merkür Yengeç Burcu'nda olduğu için bu Dolunay sırasında Güneş'le de birlikte hareket ediyor. Güçlü bir derecede. Dolayısıyla sizin için bir eğitim fırsatı, güzel bir seyahat fırsatı, kardeşlerle ilgili mutlu edici gelişmelerde söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz, yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa çok olumlu tesirler alabilirsiniz. Öncü burçlarda haritanızda gezegenler bulunuyorsa yine bu dolunayın sizin için tesirleri çok güçlü olabilir, önemli olabilir sevgili boğalar. Gezegeniniz Venüs ay boyunca Aslan Burcu'nda. Mars ayın 11'ine kadar Aslan Burcu'nda, enerjinizi, ilginizi ev, yuva alanlarınıza, yaşadığınız mekanlara daha fazla odaklanıyorsunuz. Aileyle ilgili önemli gündemleriniz olabilir ya da evde yapılacak işler olabilir. Çünkü enerjinizi buralara daha fazla harcıyorsunuz. Evin tadilatı, güzelleştirilmesi, dekore edilmesi gibi konular olabilir. Taşınma konuları olabilir, aileyle ilgili konular olabilir. Evde toplantıların olması, kutlamaların olması, hoş zamanlar geçirmeniz mümkün görünüyor. Ayın 11'inden sonra Mars Başak'a geçecek. 11'inden sonra enerjinizi biraz daha çocuklarla ilgili konulara, kişisel faaliyetlerinize, romantik konulara, aşk hayatınıza, bireysel uğraşlarınıza yönlendirmeye başlayabilirsiniz. Yapacağınız çalışmalar dış dünyada, sosyal alanda daha fazla dikkat çekmeye başlayabilir. Mars'ın 20 Temmuz'da Satürn'e bir karşıtlığı var. Buna biraz dikkat etmek lazım. 19, 20, 21 Temmuz gibi etkilerini hissedebiliriz. Finans konularında paranızı harcarken, yönetirken, yatırım yaparken risk almamak lazım. Bu dönem biraz burada zorlayıcı olabilir. Çocuklarla ilgili bir stresiniz olabilir. Aşk hayatınızda biraz böyle güç mücadeleleri ve benzeri stresler olabilir. Yeteneklerinizi ifade ederken yaratıcı çalışmalar alanında biraz başkalarının sizden beklentileri artabileceği gibi kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. O yüzden 19'u, 20, 21'i gibi kendinize çok zorlamamaya çalışın. Çok da fazla stres yüklenmemeye çalışın sevgili boğalar. 17'sinde Yengeç Burcu'nda keyifli bir yeni ay doğuyor. 3. evinizde doğacak. Bu yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde bir tatil, bir yolculuk, bir seyahat planlayabilirsiniz. Evet, başta da söylediğim gibi bu ay sizin için hareketli bir yeni ay. Yakın çevrenizle ilgili konular gündemde. Kardeşlerle ilgili gelişmeler olabilir. Kardeşlerle bağlantılı aile içerisinde bir gündeminiz olabilir. Bununla birlikte eğitim hayatınızda bir başlangıç ya da kişisel bir girişiminiz, ticari girişiminiz olabilir. Bir anlaşma, sözleşme yapmak gibi. İşinizin tanıtımı, reklam, promosyon, medya çalışmaları, her türlü iletişim, yazılı, sözlü bu anlamda hareketlerin artabileceği bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa yeni aydan güzel bir açı alacaksınız. Size çok olumlu tesirleri olabilir.
öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak gibi yeni ayın yine çok belirgin önemli etkileri olabilir sizin adınıza. Evet, Venüs ay boyunca Aslan burcunda ama 23'ünden itibaren retro yapacak. Biliyorsunuz 1,5 yılda bir Venüs gerilemesi yaşarız. Yönetici gezegeniniz olduğu için sizin için de önemli. 5 Eylül'e kadar Venüs gerileyecek. 4. ev alanınızda gerileyecek. Bu dönemde biraz daha geçmişe ait konular, aileyle ilgili ama sizin için size belki geçmişi, çocukluğunuzu hatırlatacak konular, nostaljik konular gündemde olabilir. Çocukluğunuzu geçirdiğiniz yerlere gidebilirsiniz. İşte aile geçmişiyle bağlantılı konular daha fazla meşgul edebilir sizi. Bu dönemde emlak almak, satmak, yatırım yapmak çok tavsiye edilmez. Venüs retrosuna kadar bu alanlarda yapılacak işlerinizi toparlamanızda fayda var. Özellikle para konularında temkinli olmak lazım. Bununla birlikte tabii ki yönetici gezegeninizin gerilemesi size biraz enerji düşüklüğü, bir kararsızlık yaratabilir. Özellikle sevgi alışverişleri, özdeğer konusu, hani işte estetik, güzellik, sanat gibi alanlarda bu anlamda biraz verimi düşürebilir Venüs gerilemesi. Beklentilerinizi de bence minimumda tutmakta fayda var. Ama eksikleri ve geçmişe ait konuları tamamlamak için iyi bir dönemdir. Kendinizle de ilgili bir uğraşınız, hani bir şey yapmak istiyorsanız, mesela bir imaj değişimi, saç rengi değiştirmektir, işte bir güzellikle ilgili bir uygulamadır. Venüs retrolarında bunları çok tavsiye etmiyoruz. 5 Eylül sonrasına kadar beklemekte fayda var sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Boğa, zodyakta ikinci burçtur. Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs'tür. 21 Nisan 20 Mayıs arasında doğan kişiler Boğa burcundan kabul edilir. Boğa burcu toprak elementinden sabit nitelikli bir burçtur. Boğalar genellikle sabırlı, maddi manevi güvenliğine önem veren, kararlı, soğukkanlı, azimli kişilerdir. Boğa burcu sahip olduğu değerleri her zaman korumak ister. Para ve mallarının yanı sıra sevdikleri kişilere karşı da içgüdüsel olarak böyle davranır. Mülkiyetçi bir yapısı vardır. Onlar için yaşamlarında huzur çok önemlidir. Huzurunu ve rahatını kaçırabilecek ortamlardan hemen uzaklaşabilirler. Kendilerine güven ve konfor sağlayacağı için para onlar için önemli olacaktır. Hayal güçleri zayıf olabilir. Onlar için daha çok elle tutulur, gerçekçi değerler daha önemlidir. Yönetici gezegenleri Venüs, güzellik, estetik ve sanatsal değerler verebilir. Dünyasal zevkler, beş duyuya hitap eden kavramlar, dokunma, yeme, içme, cinsellik onlar için önemlidir. Liderlik özellikleri fazla yoktur. Yeni bir işi başlatmak yerine süre gelen işleri istikrarlı bir şekilde uzun süre devam ettirebilirler. Zodyan en sabırlı burcudur. Değişiklikten çok hoşlanmaz. Bu nedenle aynı ortamda yıllarca hareket etmeden kalabilir. Çok güvenilir kişilerdir. Maddi manevi her konuda güven ve istikrar ararlar.